Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün kırık şov yavrularımız yuvadan atladı arkadaşlar. İlk başta aslında mavi yavrumuz atlamıştı. Sonradan tekrardan ben de yuvaya çıkarttım birkaç gün önce. Ondan bir sonraki günde gri yavrumuz atlamıştı. Onu da tekrardan yuvaya çıkarttım. Çünkü daha henüz küçükler. Tüy gelişimlerini falan tamamlamamışlar. Yani tüyleri tamamlamamış daha. Küçük gördüğüm için tekrardan yuvaya atmıştım. Bugün ikisi birlikte yuvadan atlamışlar. Şunların güzelliklerine baksanıza. Yanlarında da babaları var. Beraber takılıyorlar. Yavrularımız cidden çok güzel geliyor arkadaşlar. Babalarını geçecekler. Hatta kapak fotoğrafından da görmüşsünüzdür. Yavru babadan daha büyük duruyor. Kapak fotoğrafında duran yavrumuz da şu mavili yavrumuz arkadaşlar. Onu da kendimize ayırdım bu arada. Onu da söyleyeyim. Bunları satmayacağım arkadaşlar. Satmayı düşünmüyorum. Yuvaya bakalım hemen. Yuvadaki yavrularımızı da gösterelim sizlere. Flaşım yok. Yuvayı belki çıkartabilirim ya da yavruları çıkartabilirim. Green'in aynısından bir tane daha var. Green'den geliyor. Gösterelim. Burada. Elimi ısırıyor şu an ama ısırdığını sanıyor daha doğrusu. Green'in tonu büyük ihtimalle birazcık daha koyu bununki diğerine göre. Diğeri biraz daha açık arkadaşlar. Bu renk geldi. Sarının yeşilin değişik bir mutasyonu var. Onu da göstereceğim. Bu dişimiz çok güzelleşti bu arada. Buna nazar değmesin maşallah diyelim de. Bu arada çok zikrediyorum onun ismini. Değişik mutasyon geldi arkadaşlar buradan. Bu büyük ihtimalle üretimhanede kırık bir, pardon kırık diyorum. Üretimhanede şov bir dişi var. O dişinin renginden geliyor. Bir tane de normal klasik spangle geliyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Pardon, klasik değil. Bunun altında değişik mavilikler falan var ha. Ben bunu normal yeşil sanıyordum. Altta maviliği falan var. Yüzü sarı. Güzel. Güzel güzel. Bunun deseni nasıl olacak? Bunun deseni şu alttaki erkekten olacak arkadaşlar. Bunun aynısından geliyor bakın. Bundan daha kalıplı olacak yalnız ama onu kendime ayırır mıyım bilmiyorum. Ayırabiliriz. Ama yavrular cidden çok çok güzel geldi. Beklentilerim üstünde geldi. Çünkü daha şimdiden kalıp olarak babası kadar var arkadaşlar yavrularımız. Amacımız sakal ve bu alın yapısı olarak daha fazla iri olmaları lazım. Daha çok kafa açmaları lazım. Babamız cidden çok güzel. Normalde bu sakallarını falan açıyordu. Alnını falan açıyordu ama yavru beslemekten birazcık yoruldu. Hitap düştü. O yüzden daha eskisi kadar alın ve kafa açamıyor. Kendini fazla gösteremiyor. Instagram'da fotoğrafı var zaten. Hani böyle baykuş gibi duruyor arkadaşlar. Bayağı büyük kafa yapısı var o kuşumuzun da. Sakalları çok hoşuma gidiyor. Benim bu siyah noktalar kuşlar da çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim. Şöyle hatta fotoğraflarını da çekelim. Belki burnu kapak fotoğrafı yaparız. Biraz daha yakınlaşalım. Gagalarındaki siyahlık ne diye soran olan olursa da onun da sorularını cevaplıyorum arkadaşlar. Bu yavrularda kırık cinslerde oluyor genellikle. Mesela yerli ile yerli çiftleştirin gagalarında siyahlık olmaz. Jumbo ile jumbo çiftleştirin gagalarında gene siyahlık olmaz ama kırık jumbo, kırık şov, kırık çek, kırık yerli. Hani kırık yavrularda, kırık kuşlarda gaga siyah oluyor. Maksimum 1,5 ay kovana kadar da o siyahlık kalıyor arkadaşlar. Daha sonrasında açılıyor. Onu da söyleyeyim. Bu mavi dişi de bizim kendi ürettiğimiz yavrulardan. Bunun gagası da siyahtı. 4 yumurtamız gelmiş maşallah. Bir tanesi dolu gözüküyordu zaten, doluydu. Onun dolu olduğunu biliyoruz. Japoneslerimizden bu ara çok çok memnunum arkadaşlar. Günlük düzenli olarak çiftleşiyorlar ve dişimiz günün çoğunu yuvada geçiriyor. Şu an tekrardan yuvaya gidiyor. Bunlardan da yakın zamanda yavru yumurta gelecek inşallah. %80'de yumurtası dolu olacaktır. Bugün denk geldiğimde çiftleşme tam anlamıyla oldu. Hatta videosunu da çektim, Instagram'da paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bunların 4 yumurtası var. Bunun kaydırdığım 5 yumurtası vardı aşağıda. Dişimiz hala ona yatıyor. Bunlar hala çiftleşiyorlar ama yumurtlama var mı yok mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle yok. Dışkıda çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Dışkı büyümemiş henüz. Şöyle de gösterelim. Altta sultanlarım var. Bunlar yumurtlamayı kestiler. Dişi zaten dinlensin diye ayırmıştık arkadaşlar. Bunlar yuvada takılıyor sürekli. Erkekte bakalım iş var mı, yumurtlayacak mı? Onu bekliyorum birazcık. Bunların kafesini değiştireceğim. Hala değiştiremedim. Burada dişimiz tek başına yatıyor. 4 yumurta ya da 5 yumurta olması lazım. 4'müş. Şöyle göstereyim. 4 yumurta varmış. Şöyle kapatalım. Bu yuva tam kapanmıyor. Çünkü orada mısır gönülleri dökülmüş. Onlar yüzünden yuvalık kapanmıyor arkadaşlar. Bunları yaşattık. Bekliyoruz. Bunlar anlaşıyorlar. Erkeğimiz tüyü de dişimiz tüyden çıktılar. Yumurtlayacaklardır büyük ihtimalle. Burada yeni yaptırmış olduğumuz bilezikler var. Onları soran olursa onlara da cevaplayalım. Evet, dişimiz çok güzel bir şekilde yuvasında yatıyor. Ama ben rahatsız edeceğim. Gelmiş mi bakalım 3. yumurta? Geldi mi? Gelmiş maşallah diyelim. Geçelim şöyle. Sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Senin geldiğin için
Senin normalde dördün gelecekti ama sen akıllı git yere yumurtla. Bakın şu an şu sağ yumurta dolu gözüküyor arkadaşlar. Bakın beyaz duruyor. Soldaki pembemsi duruyor. Böyle sarımsız gibi bir rengi var. O şu an boş. Hani nasıl anlıyorsun diye soranlar da var. Bu şekilde anlıyorum. Beyaz duranlar dolu gözüküyor. Sarı veya pembemsi duranlar boş oluyor. Sultanlar yumurtlamışlar mı? Sultanlara bakalım. Sultanlarda bir şey yok. Bunlar titreşiyorlar ama bunlardan gelecektir. Bunların 3 avrusu var. 4'ün çıktı mı bilmiyorum arkadaşlar. Bakabilir miyiz? Çıkmış büyük ihtimalle çünkü kabuk var. Güzel. Zaten 4'te 4 doluydu yumurtamızın. Yavrumuz da çıkmış şu büyük ihtimalle aynen. En soldaki var ya yavrumuz o büyük ihtimalle. Daha fazla korkutmayalım. Çok da korkuyor gibi değil ama belki strese giriyordur. Neyse ilgilenmeyelim. Evet burada da salmamız var arkadaşlar. Bakın yavrular birbirleriyle ilgileniyorlar. Büyük ihtimalle erkek dişiyi besliyor. Bu mavi çok haylaz oldu. Sağa sola kur yapıyor. Sultanlara falan kur yapıyor. Bayağı bir güzel oldu arkadaşlar. Bakın burada renk güzeli bir kuşumuz var. Painted. Çok değişik renkleri var. Bakın sırtı yeşil. Göğsü mavi. Sırtının arasında da su yeşili falan var. Cidden çok güzel geldi ve erkek geldi bu. Buna bunun gibi bir dişi bulursak güzel yavru yakalayabiliriz. Bu arada dişimizin poposunda dışkı birikmesi olmuş, onu fark ettim. Yarın bir temizleyeyim. Zaten geçen hafta da vardı. Temizlemiştim ama tüylerini kesmemiştim. Bu sefer tüylerini keseceğim. Bakın arkadaşlar kırık çek yavruya bakın. Fark anlayacaksınız. Bak bu mor kırık çek, mavi de jumbo. Bakın bunlar daha şimdiden birbirlerini beslemeye başlamışlar. Dediğim gibi mavi çok kur yapan bir erkek. Ama daha yavru dediğim gibi. 1,5 aylık yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İleride sağlam güzel bir anaç olacak bana. Sağlıklı bir şekilde beslenip büyüyebilirse. Dediğim gibi 30-35 günlük bir kuş. Hani 35 diyorum pardon. 40-45 günlük bir kuş. Şu anda bu kalıpta benim çok hoşuma gidiyor. Büyük ihtimalle de ileride de güzel olacak. Şu arkadaki yeşilli sarılı yavrumuzu da sattık arkadaşlar. Onunla beraber Sultan Papağanımı da aynı kişiye sattım. Onları göndereceğim. Arkada Piyet Sultanımız var. O da gidecek. Buradaki sarımız yem kırmaya başladı. Tam anlamıyla hani kendini doyurabildiği zaman bunu da yeni sahibine göndereceğiz. Yavaş yavaş kuşlarımızı yeni sahiplerine göndereceğiz yani. Başka söyleyebileceğim buradaki dişim var. Bu yumurtladım bilmiyorum. Yuvaya bakacağım. Bu yumurtlamış. Yumurtayı altına çekiyor. Şu an gördüm bakın. Bu hain yumurtlamış. Güzel ama yumurtaya yatmıyor. Öyle bir yanlışlık var. Onun yumurtasını kaydırayım ben videodan sonra. Güzel arkadaşlar. O zaten en son bununla çiftleşmişti. Gene sonradan yaşatacağım bu arada. Onu da söyleyeyim ama bunu salmaya atacağım ilk önce yaşatmadan önce. Orada ciddi anlamda bir kalsiyum, protein, işte bu bazı mineraller, vitaminler var. Onları takviye etmem lazım. Kuşun birazcık kanat gelişimini tamamlaması lazım. Orada gelişimini tamamladıktan sonra yani şu salmamızda orada dediğim yer salma. Büyük ihtimalle bir 3 hafta veya 1 ay civarı salmada kalacak. Ondan sonra tekrardan eşi atacağım arkadaşlar. Eşi de burada. Onunla tekrardan birleştireceğiz ama şu yavrularımızı tekrardan göstereyim. Gri bir yavru sonunda aldık bakalım. İnşallah sağlıklı bir şekilde de yem kırmayı öğrenir ve büyür arkadaşlar. Onlardan da yavru alacağız. Şu an çoğu yavrularımız hep kendi bileziğimizde oldu. Ürettiğimiz kuşlar da. Bakın orada mavimiz var, yeşilimiz var. Bu var. Bu DP Japonez kendi bileziklerine gözüküyor şurada. Kendi adıma. Bu bizim İstanbul'da bir abimiz var. Ondan geldi Berat abi. Bu da benim yavrum ama bileziği yok. O zaman bilezik yaptırmıyordum. Bunlar benim yavrularım. Sarı dişi dışarıdan geldi. Alttaki dışarıdan geldi. Buradaki mor benim yavrum. Bu ikisi benim yavrum. Buradan bunlar benim değil. Burada da gri yavru bizim arkadaşlar. Yani bizim derken gene tanıdığımdan aldım onu. Onun haricinde bunlar da gene kendi yavrularından. Ama jumbo'nun farkını görüyorsunuz. Bakın jumbo ile kırık çekim farkı arkadaşlar. Hayvan durmuyor. Ayak atıyor bakın daha şimdiden. Mesela bunu eşe mi atayım ben? Hani bunu yazanlar da var Instagram'da. Kuşu yeni almış. Alnında mesela hala siyahlık duruyor. Zaten büyük, büyük küçük olmadı. Şu alnındaki açıklıktan belli oluyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın. Alnındaki açıklığa bakın. Karşıda sarımız da var. Onda da siyah çizgiler var. Bunda da siyah çizgiler var. Morda da siyah çizgiler var. Bunlar açıldıkça size örnek göstereyim. Bakın çakılımız var mesela. Alnında siyahlık kalmamış. Bir sarı var. Bu anaç demek arkadaşlar ama bunlarda siyahlık var. Bu şekilde kur yapıyorsa hiçbir anlamı yok zaten. Bu hayvanların içgüdüsünü de var. Kur yaparlar. Direkt eşe atmayın. Hayvan 1,5 aylık gitmişler yuva takmışlar. Böyle şeyler yapmayın. Hayvanların psikolojisini bozmayın. Hani yem kusuyor, ayak atıyor, besliyor diyorsunuz ama hayvanların zaten bu içgüdüsünde olan bir şey. Yapmaları gayet normal. Zaten yapmazlarsa
değişik bir durum vardır diyebiliriz. O yüzden hani dediğim gibi en az 5 aylık 6 aylık olana kadar eşeğe atmayın arkadaşlar. Onun öncesinde gene yumurta alabilirsiniz 3-4 aylıkken ama sağlıklı değil, ölüm riski çok yüksek çünkü hayvan vücut gelişimini tamamlayamıyor. Yumurtayı içinde kırılıyor ya da yumurtayı yaptıktan sonra yumurta felci geçirip ölüp gidiyor yani. Hayvana yazık oluyor, olan hayvan oluyor. Bunu da buradan söyleyelim, dikkatinizi çekelim. Bugün yavrularımızı gösterdik, yumurtlayan takımlarımızı gösterdik. Şu dişimiz yumurtlamış, onu gösterdim arkadaşlar sizlere. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğen atarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.